duruma bakalım bir. Son bir kontrol. Kızlar, afiş. Hazır, hazır. Hazır. Ve matbaaya gönderildi. Bravo. Çok teşekkür ederim. Beyler, biletler. Hazır abi, onlar da matbaaya verildi, basılmak üzere. Arkadaşlar, bu biletleri satabildiğimiz herkese satıyoruz abi, tamam mı? Hatta şöyle diyebilirim size, iş yerlerine, üniversitelere, akrabalara, hatta bize bir şey satmak isteyenlere bile vereceğiz. İşte sizde aradığım ruh bu. Dayanışma, birliktelik. Yalnız Şirin babayı göremiyorum, o nereye kayboldu? Ne komiksin sen ya. Abi orada duracağını, eleştireceğini, gel sen de bize yardımcı olsan. İşte bazı insanlar akıllarıyla var olurlar, bazı insanlar da emekleriyle. Peki senin var olma sebebin ne? Komik komik gülün. Gülün komik. Besleyin gülmeye ya, gülün. Herkes gülsün hadi. Çocuklar, çocuklar. Ay bu sınıf hala öğretmen nasıl beklenir öğrenemedi. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Neydi o öyle bağırmalar, alkışlar, bu ne? Bir konser var da ona hazırlanıyoruz öğretmenim. Ne güzel tabii, havalar güzelleşti. Gidin bakalım güzel güzel. Belki siz de gelmek istersiniz diye düşündük ama biletler 20 TL. Ama benim Emin öğretmenin yanında olmam gerekiyor. Öyleyse bir bilet de siz alın öğretmenim. Yani çünkü biz bu konseri Emin öğretmenimizin tedavisinde gerekli olan parayı toplayabilmek için düzenliyoruz. Eminiz. Emin öğretmeniniz için ya. Şey öğretmenim, Melisa ile Aslı birlikte şarkı söyleyecekler Emin öğretmen için. Ben öğretmenim. Ben de gece yolcularını ayarlıyorum. Demek olursun. Gece gidiyoruz yolda durun. Gülün abiciğim gülün. Son gülen iyi güler. Merak etmeyin. Teneffüste gelin biletin parasını vereyim. Diğer öğretmenlerinizin de bu olaya duyarsız kalmayacağını biliyorum. Hadi bakalım o zaman. Çıkarın kağıt kalemlerinizi, yazılı yapalım. Aya! Ben anladım siz. Emin öğretmene bu kadar güzel, ince, duygulu bir şey yaptınız. O zaman ben yazılıdan vazgeçiyorum. Yazılıdan vazgeçiyorum, sözlü yapıyorum. Ya, ya. Ya, ya. Kahvaltın olduğu gibi duruyor o. Niye yemiyorsun? Hı? Daldın gittin. Ne o? Bir kız meselesi falan mı? Yok, değil. Nedir? Baba, hı? Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii isteyebilirsin oğlum. Yalnız peşin peşin söyleyeyim, jipi isteyeceksen bugün bana lazım. Yok, hayır jipi istemiyorum. Nedir peki? Geçenlerde coğrafya öğretmenimiz okulda fenalaştı demiştim, hatırlıyor musun? Galiba. Ne oldu? Öğretmenimizin hastalığı ölümcülmüş. Ya, çok üzüldüm. Biz de çok üzüldük. İstersen coğrafyadan özel ders almanı sağlayabilirim. Derslerim boş geçiyordur. Cemil amcaya söyleriz, uygun bir hoca ayarlar.
Ya bırak şimdi coğrafyayı baba. Ben sana başka bir şey anlatmak istiyorum. Dinliyorum. Emin öğretmen için yine de bir ümit varmış. Tabii Amerika'da tedavi olursa. Ne güzel. Ama çok pahalı bir tedaviymiş bu. Biz de okuldan arkadaşlar da bir konser düzenliyoruz. Biletlerden gelecek parayı öğretmenimize vereceğiz. Anlıyorum. Birden fazla bilet alabilir miyim diye soracaksın. İstediğin kadar alabilirsin. Ben senin hesabına yatırırım parayı. Ama ben dikkat çekmek istemiyorum. Sadece bir bilet alabilecek arkadaşlarım var. Yanlış anlaşılmak istemem. Anlaşıldı. Bugün bir ara uğrar kendim alırım. Alır mısın? Hı-hı. Aslan babam benim ya. Bir tanesi sen. Hadi ben gidiyorum. Kahvaltı ne oğlum? Ya olsun, okul değilim ben bir şeyler. Biletler için ararım. Hacı, senin kulakların pas içinde ya. Ne diyorsun, ne pası ya? Şöyle açıklayayım, kulak pası. Bu şekilde dolaşamazsın. Pasını bir şekilde silmek lazım. Ve bunun için de bu konsere bilet alıp gelmen lazım. Abi al, 20 milyon. Eyvallah. Allah bereket versin, eyvallah abi. Kardeş. 4 GB'lık MP3 çalar dolusu müzik dinlemek ister misin? 4 GB mı? Kaç para? Sana 20 YTL olur. Ver o zaman. Al. Bu ne ya? 4 GB'lık konser bileti bu. 2 sanatçı çıkacak. Çarpı 2, 4. Ne yaptın? İyi abi, sen nasıl işler? İyi işte, vallahi bayağı sattım ha. Abi ben de yarısını bitirdim ya. Burada işi yok, hadi bahçeye çıkalım. Yerlere atmayın. Ya bunları hiç geri dönüşüm kutusuna atar mıyız Hediye abla? Bunların tanesi 20 TL. 20 TL mi? Bunlar yeni mi çıktı? Bakayım, hiç görmedim ben onları. Yok be Hediye ablacığım. Konser biletleri bunlar. Emin öğretmenin yani yurt dışında tedavi olabilmesi için para gerekiyormuş. Ya biz de onun için böyle bir konser düzenledik, bilet satıyoruz. Ya Emin Bey için tedavi olsun diye para topluyoruz. Kaç para dediydin? 20 lira ama... Sana on olsun. Sen bizim Hediye ablamızsın değil mi? Olur mu hiç öyle şey oğlum? Öğrencilerden 20 lira topluyorsanız benden 50 lira almanız lazım. İyi peki, 20 olsun sana da. Ver bakalım bana oradan 10 tane. Şekerden karınca yaratan yüce Rabbim. Kazandığım bütün maaşla bilet alıyorum. Ah. Hediye abla emin misin? Bak sonra başka paran kalmıyor mu? Oğlum para her zaman bulunur. Ama böyle Emin Bey gibi değerli insanlar her zaman bulunmaz. Ver bakayım, al. Bir bilet almaz mıydınız? Ya Cavcav. Oğlum 4 saattir buradayız. 2 tane bilet sattık ya. Abicim bizim daha kalabalık bir yere gitmemiz lazım. Kesin olmuyor burada. Ya Cavcav, gitsek mi Kadıköy'e ya? Yani hem vapur trafiğinden yararlanmış oluruz. Süper fikir abi. Toplan. Hadi abi. Kolay gelsin çocuklar. Sağ ol abi. Bahar konseri için bilet almak istiyorum. Anlamadım.
Moral konseri için bilet. Siz satmıyor musunuz? He tamam, ben yardımcı olayım o zaman. Gerek yok. Bana 150 tane bilet verin. Kamera nerede abi? Ya şaka değil mi bu, şaka? Bakın bizimle oynuyorsanız hassas konu yani, yapmayın. Çocuklar, 150 biletin parası burada. Benim biletleri gideyim. Süpersin abi ya, 150 bilet oğlum. Sağ olun çocuklar. Bu yaptığınız çok güzel bir şey çocuklar. Öğretmeniniz sizin gibi öğrencileri olduğu için gurur duymalı. İyi günler. Ya abi, 150 bilet sattık ya. Hem de bir seferde. Gel, gel. Akşam pazarı, gel. Abi, ben bu adamı bir yerden hatırlıyorum ama. Abi, bu Arda'nın babası ya. Emin misin abi? Abi, kesin eminim. Okula Arda'yı bırakırken gördüm. Abi, peki Arda niye niçin kendi gelip almadı biletleri? Ne bileyim abi. Belki de çekilmiştir. Ya boş ver abi ya. Sattık ya biz biletlerin hepsini. Önemli olan o. Hadi gel. Şimdi gidelim arkadaşlar yanına. Burayı toparlayalım. Hem de bizim üstün pazarlama yeteneklerimizi diğer arkadaşlarla paylaşmış oluruz.